Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere dün yine bu saatlerde bir tane video yayınlamıştım. Ve o videoda Aleyna Çakır olayını tüm şeffaflığıyla sizlere anlatmıştım. Tüm şeffaflığıyla anlatmıştım derken bir konunun altını çizmek istiyorum. Birçok haber kaynağından ve verilen röportajlardan, katılınan canlı bağlantılardan elde ettiğim bilgileri harmanlayarak en şeffaf şekilde sizlere anlattım. Gündeme gelen, televizyon programlarına taşınanları bir araya topladım ve bunları şeffaf bir şekilde doğruları sizlere aktarma gereği duydum. Bu videoda da Aleyna Çakır cinayeti hakkında yaşanan son gelişmeleri derledim. Çünkü son videoda benden bu içeriğin devamını istemiştiniz. Hazırsanız şimdi videomuza geçebiliriz. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin en büyük fail Ümitcan Uygun. Yani Aleyna Çakır'ın sevgilisi bir canlı yayına katıldı. Müge Anlı'nın sunduğu canlı yayına katıldı. Ümitcan Uygun telefonda, canlı yayında anne ve babanın ağlamasına inanamıyorum gibi bir ifade kullandı ve hemen akabinde Aleyna Çakır'ın annesi ve babası stüdyoda sinir krizi geçirdi. Ardından ismini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına katıldı. Bu izleyici aynı mekanda çalıştıklarını, Aleyna ile Kızılay'da bir yemek yediklerini, Aleyna'nın pandemiden dolayı çalışamadığını ifade ettiğini ve üniversite okumak istediğini belirtti. Aleyna da arkadaşından üniversite okuduğu için yardım istemiş. Arkadaşı da senin Ümitcan'dan ayrılman lazım diye karşılık vermiş ve Aleyna Çakır da ben Ümitcan'dan zaten ayrılmaya çalışıyorum ama siz göremiyorsunuz diye bir sitemde bulunmuş. Hemen orada Ümitcan Uygun, Aleyna'yı ben öldürdüm, hepinizi öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz diye bağırmış. Yani bu anlattıklarım tamamen bu canlı yayına katılan izleyicinin anlattıkları. Yani orada Ümitcan Uygun, Aleyna'yı öldürdüğünü resmen ifade etmiş. Ardından Aleyna Çakır'ın babası ayağa kalkarak bir zerzenişte bulundu, haklı bir zerzenişti. Devlet büyüklerine seslendi, Cumhurbaşkanı'na, bakanlara seslendi ve sizlerin de kız çocuğu var, bu gibi insanları sokaklarda dolaştırmayın diye yakardı adeta. Haklı bir isyandı. Çünkü çaresiz bir babanın, kızını kaybetmiş çaresiz bir babanın feryadını duyduk orada. Tüm bunlar yaşandıktan sonra Ümitcan Uygun yeniden canlı yayına katıldı ve Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümünden suçlanıyorum ama ben bu suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise olayı canlı yayına taşıma kararı almıştı. Programa Aleyna Çakır'ın annesi ve babası katıldı ve şu ifadelere yer verildi. Ümitcan Uygun, kızımıza şiddet uygularken bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış. Aleyna Çakır'ın kızımızın katili Ümitcan Uygun'dur diye resmi bir ifade verdi aslında canlı yayında. Ümitcan Uygun yayına katıldıktan sonra suçlamaları kabul etmediğini söylemesinin hemen ardından sosyal medyada Ümitcan Uygun ve Ümitcan Uygun tutuklansın gibi hashtagler Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Şimdi bu olayın en başına gidelim. Yani bütün çıplaklığıyla sizlere anlatmak istiyorum olayı. Daha hayatının bağrında 21 yaşında genç bir kız olan Aleyna Çakır, cansız bedenini Ümitcan Uygun'un bulması sonucunda bu olay patladı. Fakat bu olayı asıl gündemimize taşıyan şey aslında bu cinayeti, yani bu cesedi bulduktan sonra birkaç gün sonra Ümitcan Uygun tarafından çekilen Aleyna Çakır yerde yatarken veya Aleyna Çakır şiddet görürken yayınlanan birkaç tane videoydu. YouTube'un topluluk kuralları gereği ben bu videoları burada yayınlayamıyorum. Fakat internette veya başka bir platformda araştırırsanız bu videolara ulaşırsınız. Twitter kullanıyorsanız zaten bu videoları izlemişsiniz demektir. Peki bu olayda neden Ümitcan Uygun suçlanıyor? Ümitcan Uygun'un suçlanmasının sebebi bu video görüntülerinin kendi telefonundan çıkması ve ek olarak o gece birlikte alkol almaları ve sabaha kadar içmeleri. Aynı şekilde adli tıp raporuna göre Aleyna Çakır o gece cinsel ilişkiye girmiş ve cinsel ilişki kendi rızasıyla olmadığı kanaatinde. Yani adli tıpın dediğine göre Aleyna Çakır cinsel ilişkiye giriyor fakat tırnakların arasında kalan deri kalıntıları sebebiyle bu olayın kendi rızasıyla girdiği bir cinsel ilişki olmadığı söyleniyor. Fakat resmi bir açıklama yok tabii bu yönde. Ama cinsel ilişkiye kendi rızasıyla giren birisi tırnaklarının arasında bir deri kalıntısının bulunması imkansız gibi bir şey. Yani tırnakların arasında deri kalıntısı varsa eğer bir zorlanmadan veya herhangi bir olaydan kurtulmak için çabalamış demektir. Bu anlama çıkar. Bütün yaşananlardan anladığım
1, tecavüz olayının gerçekleştiği veya tecavüz olayının gerçekleşmesine yol açacak şeylerin yapılmasıydı o anda. Fakat bu görüntüler çıktı. Sosyal medyada çok büyük bir şekilde patladı bu görüntüler. İnsanlar birlik oldu. Alena Çakır Türkiye gündemine oturdu ve herkes Alena Çakır'ın arkasında durdu. Bugün ise ünlü gazeteci araştırmacı Müge Anlı bu konuyu canlı yayına taşıdı. Bu anlattıklarım bugün itibariyle canlı yayında yaşanan olaylardı. Alena Çakır hakkında birçok haber sitesinden veya kişilerin verdiği röportajlardan kayda değer bir şey olursa eğer yine bu kanaldan anında sizlere ulaştıracağım. Bu içerikleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve abone olduktan sonra yandaki zil butonuna tıklamayı, videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi veya bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yine yorum olarak bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.